Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün aşırı mutluyum. Gördüğünüz gibi ateşleme bobini geldi. Yaklaşık 1,5 aydır beklediğim ateşleme bobini sonunda Çin'den geldi. Yani 1,5 aydır motora şu an binemiyorum. Şöyle burası gördüğünüz gibi şurada mesafe olmadığı için video dışında motoru söküp şu şekilde buji başlığını taktım arkadaşlar. Çünkü bunu buradan motoru sökmeden takmanın yani takamıyorum. Çünkü burada dediğim gibi kablolar, buraya sıkıştırdım. Bildiğiniz gibi şurayı bir önceki videomda bir tane kutu yapmıştım. Burada sinyal devreleri vesaire, işte bütün şarj devresi falan vardı. Maalesef motor ateşleme bobininin içinde buraya kablolar bırakmıştım. Ateşleme bobinini bunlara taktığımızda motor çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü hem şarj hem de ateşleme işlemi aynı anda yapılamıyor. Yani buradaki statörün elektriği yetmiyor arkadaşlar. O yüzden mecburen içindeki aküleri şarj eden kabloları kesmek zorunda kaldım. Kabloları kestikten sonra da arkadaşlar ateşleme bobini çalıştı ve şu an motor gidiyor. Yalnız işte dediğim gibi bunu buraya sabitleyemedim. Çünkü bunun civataları da arkadaşlar bir öncekinden bildiğim için civatalar yolda giderken açılıyor arkadaşlar. O yüzden civatalar tutmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi plastik kelepçeyle sabitlememiz gerekiyor. Şimdi bunu sabitleyeceğim ve bağlantısını göstereceğim. Aslında bağlantısı çok basit arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane kalın kablosu var. Bu kalın kablo bujiye gidiyor. Ve diğer iki tane kablo var. Bu iki kablonun arkadaşlar birisi siyah, birisi mavi. Biri siyah olan eksi oluyor arkadaşlar. Mavi olan da artı oluyor. Bunu eğer devreyi siz bu şekilde kabloları vesaire değiştirdiyseniz, yani buradan söyleyeyim, mavi olan artı, siyah olan eksi. Ben de kafa karışıklığı olmaması açısından bir kabloyu mavi, diğerini sarı yaptım. Yani mavi kablo artı, sarı kablo da eksi bende. Maviye sarıya da siyaha takacağım. Bu sayede olmuş olacak. Şurada gördüğünüz gibi kablolar motordan geliyor. Biri mavi, birisi de sarı. Bunun eski kablolarını arkadaşlar ben temassızlık yapıyor zannedip söktüm. Yeni daha kalın kablo ekledim. Hani bu sayede daha fazla akım geçmesi için. Açıkçası yani bir sorun olmadı. Şimdi şöyle ateşin bobinini hemen sabitliyorum ve motoru artık bir teste geçirmek istiyorum. Dediğim gibi 1,5 aydır motora binemiyorum ve gerçekten çok özledim. Dediğim gibi şimdi bunu takımına geçebiliriz. Arkadaşlar şu anda bağlantı bitti. Motor şu anda sürülmeye hazır durumda. Gördüğünüz gibi dediğim gibi maviye, sarıyı da siyaha bağladım. Bu şekilde kablo bağlantımız bu kadar. Diğeri de bujiye gidiyor zaten. Bunu da buraya plastik kelepçeyle sabitledim ve şu an motor kullanılabilir durumda. Tek yapacağım değişiklik söyleyeyim. Buna dışarıdan şarj için bir soket bırakmam gerekiyor. Onu lehimleyeceğim hemen. Bu da zaten 5-10 dakikalık bir iş ama şu an yapmayacağım. Buna dediğim gibi bir tane soket lehimleyip bunu artık mecburen dışarıdan şarj etmek durumundayız. Olmadığı arkadaşlar bir tane lastiğe dinamo ekleyebilirim veya şuradaki zincire de veya buradaki zincire de bir tane dinamo ekleyebilirim. Yani bu sayede artı bir statörle akülerimizi şarj edebiliriz. Ama onu şu an düşünmedim. Şimdilik dışarıdan şarj edeceğim. Diğer bir değiştireceğim şey ise arkadaşlar jant. Ön jantı mecburen değiştireceğim. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Jantın demiri arkadaşlar şöyle ortadan ikiye yarıldı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şuradaki demir inceldiği için arkadaşlar buradan yarılmış. Gördüğünüz gibi bayağı bir yarıldı. Bunu da dediğim gibi jantı değiştireceğim ama bu jantı da tamir edeceğim arkadaşlar. Buradan bir kaynak geçip üstüne de zımpara yaptığım zaman içeriden de bir kaynak geçtiğimde bu tamir olacaktır. Şimdilik yani bu kadar az bir sorunumuz var. Bunları da hallettiğimiz zaman motor tamamen tamamlanmış olacak ama şu haliyle bile kullanılabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motor çalışıyor. Şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam. Yaklaşık 1,5 ay sonra İlk defa motora biniyorum. Gerçekten şöyle göstereyim motoru. Çok heyecanlıyım. Bu arada şu aynanın da arkadaşlar civatası çıktı. Şu şekilde sallanıyor. Daha doğrusu çıkmadı, gevşedi. O civatayı da arkadaşlar sıkacağım. Çantamda alet var. Birazdan bu civatayı da sıkacağım arkadaşlar dediğim gibi. Şu an gerçekten motora binmeyeli bayağı bir süre oldu ve motoru çok özledim arkadaşlar. Normalde bayağı bir aslında sıkılmıştım motora binmekten. Aşırı neredeyse her gün biniyordum arkadaşlar. O yüzden biraz şöyle motorun zevkini çıkartmak istiyorum.
artık de refleks olmuş. Eskiden aynaya bakma, ayna olmadığı için direkt arkaya bakıyordum araba var mı diye. Fakat artık aynadan bakıyorum. Şöyle bu arada dediğim gibi ön lastikte ön jant yarık arkadaşlar. Yarık olduğu için çok fazla güvenemiyorum açıkçası ön janta. Şu ileride duracağım arkadaşlar. Şu aynayı hemen sıkmam lazım acilen. Bayağı bir gevşedi çünkü. Bu arada motor biraz egzoz patlatıyor. Egzozun açıkçası bir temizlenmesi gerekiyor. Bayağı bir pislendi egzoz. İçi kurum doldu. Şöyle hemen ileride sağda duracağım arkadaşlar şöyle. Bu arada debriyaj da tam kavramıyor maalesef. Debriyaj eridi bildiğiniz gibi. Burayı açık tutuyorum. Isındığı zaman daha fazla eriyor. O yüzden buradan hava ile birlikte soğuyor arkadaşlar. Bu şekilde buraya ayağımı değdirmemeye çalışıyorum çok fazla. Evet, aynayı sıktım. Şu an yola tekrardan çıkıyorum şöyle. Motoru çalıştıracağım. Bu arada bazı arkadaşlar bana pedalı iptal etmem konusunda bayağı bir ısrarcılar. Arkadaşlar pedal gerçekten çok işe yarıyor. Tamamen motora çevirmek için söylüyorlar ama bunu çalıştırırken veya bazen motor bayıldığı zamanlarda güçten düştüğünde veya yeni çalışırken biraz motora destek vermek gerekiyor. O yüzden pedalı iptal etmek açıkçası aptallık olur. O yüzden pedalı iptal etmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yola devam ediyoruz. Motoru bayağı kullanmayalı çok uzun bir süre oldu. Gerçekten motoru özlemişim. Şöyle yavaş gideceğim. Yine refleks, arkaya bakıyorum. Motorla bu yola ilk defa giriyorum gerçekten. Bu yola girmediğimi şu an fark ettim. Buralarda ilk defa süreceğim açıkçası. Bayağı bir engebeliymiş buralar. Şöyle motor da bayağı bir hızını aldı. Sesinden anlıyorsunuzdur. Bakalım şuradan döneceğiz. Şu an bayır çıkıyorum gördüğünüz gibi. Motoru aylardır kullanmamama rağmen neredeyse her gün kullanıyormuşum gibi şu anda. Çok rahat sürüş açıkçası. Biraz değişeceğini düşünmüştüm çünkü bayağı bir yattı motor. İlk kez çalıştırmama rağmen gayet güzel. Bu arada bu motorun fiyatı bildiğiniz gibi şu an 1300 TL civarında. Yani kit halinde satıldığı için biraz açıkçası pahalıya satıyorlar. İnsanlar da 1400 TL buna vereceğini, plakasız bir motor alma yönüne tercih ediyorlar. Yani
aslında sürüş olarak onlar daha güçlü olduğu için sürmek daha güzel açıkçası, ama bu motorun ayrı bir zevki var. Onun dışında trafikte arkadaşlar bunun bir şuraya geçelim. Trafikte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sorun olmadan ilerliyoruz. Ben yaklaşık 8,5-9 aydır motoru kullanıyorum ve trafikte hiçbir şekilde sorun yaşamadım açıkçası. Zaten bu konu hakkında çok yorum geliyor trafik konusunda, trafiğe nasıl çıkacağız konusunda. Trafikte çok sorun olmuyor arkadaşlar. Ama siz plakasız bir motor kullandığınızda yakalandığınız takdirde elinizden motor gidecektir ve üstüne üstlük bir de ceza yiyeceksiniz. O açıdan baktığınız zaman tabii ki de motorlu bisiklet daha da öne çıkıyor. Şöyle biraz gerçekten motorlu bisikleti aşırı özlemişim. Kullanmayalı dediğim gibi çok uzun süre oldu. Şöyle açıkçası bisiklette hiçbir şekilde amortisör olmadığı için yani bir süspansiyon yok. O yüzden konfor açısından çok kötü. Hem de aşırı kötü arkadaşlar. Bu arada burası da yaşadığım bölgenin sanayisi. Şu anda neredeyse her yer kapalı. Sokağa çıkma yasağı var. Ben de ekmek almaya çıktım, çaktırmayın. Tamam. Bu arada şunu fark ettim. Bu motorda arkadaşlar bildiğiniz gibi gaz kolunu değiştirdim. Açıkçası değiştirmedim. Kırılan yerini yapıştırdım arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra bakın şu an gaz takılı kalıyor biraz. En dipte arkadaşlar takılı kalıyor. Yani daha geç bir şekilde geri tepiyor. Gördüğünüz gibi şu an mesela normal olsa şöyle direkt bu şekilde motorun güçten düşmesi lazım. Fakat dediğim gibi gaz biraz geç bırakıyor kendini. Bunu da çözeceğim açıkçası. Bu çok sevmediğim bir his motorda. Sanki kullanım kontrol sizde değilmiş gibi oluyor. Bakın geç bırakıyor gazı. Bayağı bir geç. Hatta düz yolda bunu daha çok anlıyorsunuz. Bayır yukarı çıkarken motor zorlandığı için daha erken geri teperken normalde gördüğünüz gibi düz yolda bayağı bir geç bırakıyor. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Benim kameram bozuldu ve kameramı garantiye yolladım arkadaşlar. Garantiden de gelmediği için açıkçası ateşleme bobini geldiği zaman direkt videoyu çekemedim. Ateşleme bobini geldikten biraz zaman geçtikten sonra video çekmeye başladım. Çünkü dediğim gibi kameram olmadığı için hiçbir şekilde video çekemiyordum. Şu anda yeni kamera aldım arkadaşlar mecburen. Tamire yolladığım kameranın kullanıcı hatasından dolayı 200 TL'lik bir tamir ücreti olduğunu söylediler. Ve aynı kamera arkadaşlar markette tekrardan indirime girmiş ve 170 TL'ydi. Ben de 200 TL verip tamir ettireceğime 170 TL verip yenisini almayı tercih ettim ve yeni kamera aldım. Bu yeni kameranın da incelemesini kardeşim kendi kanalında yaptı. Ona da destek verirseniz çok çok sevinirim.
bana destek vermek, ona da destek vermek demek. Şimdiden ona abone olan, videosunu beğenip izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Onun videosu da açıklamada ve kartlarda bulunacak. Onu da bulabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum dediğim gibi. Şöyle burası biraz düz. Burada bir basalım motoru. Redline yapalım. Bakalım nasıl. Şu an motoru bayağı bir zorluyorum. Yani zorlamak da denemez açıkçası. Sonuna kadar gazını kökledim ve gidiyorum düz yolda. Maalesef araba çıktı. Şöyle yavaşlamakta fayda var. Ön jant bildiğiniz gibi yarıldığı için frenlerim çok sağlam değil. Açıkçası sağlam ama kullanmak istemiyorum. Böyle kasislerden geçmeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar gerçekten. Motor zaten süspansiyon yok, daha da kötü oluyor. Şöyle şu kamyonu bir sollayalım. Açıkçası bu motor benim neredeyse tüm işlerimi görüyor. Ben motorumdan çok memnunum. Tabii ki de sorun çıkartıyor mu? Çıkartıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman çözülemeyecek sorunlar olmuyor genelde. Ufak tefek sorunlar oluyor. Bunları da önlem almak için çantamda her zaman 1-2 adet alet edevat bulunduruyorum. Çünkü bazı cıvatalar gevşeyebiliyor. Dediğim gibi şu an motorun gitmesini engelleyen tek sorun debriyaj balatasında. O da açıkçası güçten biraz yiyor. Onun dışında bir sorun yok. Şu an motor zorlandığı zaman debriyaj, mesela motor bir dönüyorsa şeyde yarım dönüyor arkadaşlar. Kavrama debriyaj. O yüzden motor gücünü tamamen aktaramıyor lastiğe. Bu yüzden de tabii ki de güçten düşüyoruz. Güçten düşünce de motor boğuluyor arkadaşlar. Boğulunca da daha beter güçten düşüyor. Yani debriyaj sorunu bu şekilde. Onun dışında zaten dediğim gibi bir sorun yok. Şimdi biraz off-road tarzında motoru biraz zorlayacağım arkadaşlar. Dağlık bir alana çıkacağım. Zaten şu an sokağa çıkma yasağı var dediğim gibi. Jandarmalar ve polisler çok fazla şekilde geziyor. Şöyle dağa çıkacağım. Arkadaşlar bu arada izleyici kitlemin %90'ı abone olmayan, %10'u da abone olan kişiler. Lütfen arkadaşlar abone olalım. Gerçekten bana destek olmak istiyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Maalesef izleyicilerin %90'ı abone olmuyor. Bu da beni çok üzüyor açıkçası. Şimdiden abone olan, aramıza katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi dediğim gibi sizler için yasak günlerinde bile video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli benden video istiyorsunuz. Açıkçası ben de videoyu çekmeyi seviyorum. Fakat her zaman vakit bulamıyorum arkadaşlar. Vaktim çok kısıtlı. Şu an mesela arkadaşlar olan şeyi size söyleyeyim. Şu an motor aşırı şekilde boğuldu. Bunun sebebi arkadaşlar dediğim gibi debriyaj. Ben normalde bu yoldan çok çıktım. Ama debriyaj şu an tam kavramadığı için, yani yarım kavradığı için motor gücünün tamamını aktaramıyor. Motor yavaş gidiyor. Yavaş gidince de arkadaşlar mecburen motor boğuluyor. Yani bu da motor ne kadar boğulup ne kadar çok zorlarsa, ne kadar çok balata yenmiş halde kullanırsam o kadar çok motora zarar arkadaşlar.
Yani motora değil debriyaja daha çok zarar. Eridiği zaman eriyik halde kullandığınızda daha fazla erimeye başlıyor. Şu an motor güçten düştü bakın. Bayağı bir orada bir boğuldu. Açıkçası en kısa zamanda yeni balata almam gerekiyor. Köpek de gördüğünüz gibi acayip bana taktı. Buranın bir de dönüşü var açıkçası. Biz buradan nasıl döneceğiz bilmiyorum gerçekten. Umarım döndüğüm zaman o köpek orada olmaz. Video çekme uğruna ölmeyiz. Bu yollar da bozuk olduğu için mecburen yavaş gitmek zorunda oluyorum. Motor da şu an bayağı bir ısındı. Dediğim gibi zorlandı şu an. Burada bisikleti de zorluyorum. Gördüğünüz gibi araba bile çok yavaş bir şekilde gidiyor. Açıkçası ben de şu an debriyaja basılı şekilde pedal çeviriyorum zaten. Yarım şekilde kavradığı için motor yine gücünü aktarıyor dediğim gibi. Mesela şöyle birazdan göstereceğim. Lastiği havaya kaldırdığımda bile debriyaja basılıyken lastik çok yavaş bir şekilde dönüyor. Çünkü bu debriyajın arkadaşlar o mesafesi fazlalaştığı için en üst köşe ile en dip köşe arasında çok uzun bir mesafe oluyor. Ve bunun yüzünden debriyajı üst köşeye çektiğinizde güzel bir şekilde kavruyor. Fakat debriyaja bastığınız zaman kavramayı bırakmıyor arkadaşlar. Sürekli kavruyor. Şurada yine köpek var. Mecburen dönmek zorundayım. Açıkçası köpekler motorlu bisiklete karşı daha çok aslında köpeklerin bisikletlere garezisi var arkadaşlar, lastiklere karşı. Ama tabi siz de üstünde olduğunuz için arada siz de gidiyorsunuz. Şöyle şu ayna yine gevşedi arkadaşlar. Bunun cıvatası biraz pul vesaire var ama yine de gevşiyor. Şu gördüğünüz gibi normal cıvata olduğu için gevşemedi. Buna da bir çözüm bulacağım. Bunu buraya kaynatmayı düşünüyorum cıvatasını. Zaten çıkarttığım zaman da yine aynı şekilde delik gözükecek. Bunu buraya kaynatacağım arkadaşlar. Şimdi şu sağda durup şunu tekrardan sıkacağım. Bayağı bir ısındı motor arkadaşlar. Şu an yani elimi yaklaştıramıyorum. Şu mesafeden sıcaklığı alıyorum. O kadar sıcakladı. Bayır yukarı çıktığı için debriyaj tam anlamıyla kavramadığı için motor boğuldu. Açıkçası şu an böyle bir şey yapmamam gerekirdi. Fakat video çekmek için yaptım. Maalesef debriyaj daha da eridi. Buna dediğim gibi yeni balata temin edeceğim. Çin'de de satılıyor, ülkemizde de satılıyormuş. Fakat satıcılar kendi müşterilerine satıyor. Yani onların sitesinden aldıysanız satıyorlar. Benim aldığım sitede satmıyormuş. Mecburen bir arkadaşım vasıtasıyla almak zorunda kaldım. Daha doğrusu alacağım. Şu an yasaklar olduğu için alamıyorum. Yasaklar bittiği zaman oradan da alacağım dediğim gibi. Temin edeceğim. Gördüğünüz gibi motor bu şekilde. Bu ayak gerçekten çok işime yaradı. Bisiklette ayak olmadığı için sürekli düşüyordu bir yerlere yasladığım zaman. O yüzden de yani sıkıntı oluyordu sürekli. Motorun bir yerleri kırılıyordu, bir yerler çiziliyordu vesaire. O yüzden çok gıcık oluyordum biraz. Bu şekilde ayakla hem motor daha güzel bir duruşa sahip oldu. Bu bisiklete de o yüzden geçirdim açıkçası. Frenler, işte o gördüğünüz ayak, ondan sonra şu maşa. Ben normalde aldığım ön amortisör arkadaşlar, onun fren kısmı şuradan kaynağı kopuk. O yüzden burası çok aşırı şekilde sallanıyor. Hatta bu lastiğin şu demirinin erimesinin sebebi de o açıkçası, şurayı. Çünkü sürekli değiyordu buradaki pabuç ve değdiği için de burayı inceltti arkadaşlar. İnceltince de buradan yarıldı gördüğünüz gibi. Bunu acilen değişmem gerekiyor. Şu an elimde kaynak makinesi olmadığı için bunu tamir edemiyorum. Sanayiler vesaire de kapalı olduğu için yine bir engel. Ama dediğim gibi jantı değiştirip bunu da tamir edip kenarda bulunduracağım.
Onun dışında motor gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi şu aynayı tamir edip şu köpeğin olduğu yerden bisikleti elimle geçireceğim. Ondan sonrasında da videoyu tekrardan açarım. Şimdiden görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, zar zor köpeği atlattım. Şimdi tekrardan yola çıkacağım. Dönerken yine havladı. Biraz korkuttu beni açıkçası ama sıkıntı yok. Şu anda kamerayı açtım ve tekrardan yola devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar, kamera açısını değiştirdim. Umarım bu açı hoşunuza gitmiştir. Çeneye takmak için kendim kaskın çenesiyle oynamam gerekti. Çünkü kaskımın çenesi üçgen olduğu için kameranın aparatları uymuyordu. Kaskımın çenesini feda ederek değiştirdim açıkçası açıyı. Umarım bu açı hoşunuza gitmiştir. Eski açıdan ben de memnun değildim. Onu da söylemek istiyorum ama mecbur kaldığım için öyleydi açıkçası. O yüzden, yoksa gördüğünüz gibi artık bu açıyla çekeceğim. Şöyle, bu yollar da çok bozuk arkadaşlar. Buralardan geçerken motora gaz vermiyorum ama rölanti düşük olduğu için de motor düzensiz çalışıyor. Yani pat pat şeklinde çalıştığı için hem bisikleti titretiyor hem de yer bozuk olduğu için, bisiklette de bir süspansiyon olmadığı için çok kötü bir şekilde sarsılıyoruz. Yani buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Bisiklete normalde ön maşasını değiştirmiştim. Amortisörlü bir ön takmıştım. O zaman arkadaşlar normale dönmüştü, yani düzelmişti. Ama şu an bayağı bir kötü, çünkü dediğim gibi bisikleti değiştirince onu çıkartmak zorunda kaldım. Aslında onu da bu bisiklete takabilirdim ama onun fren kısmında arkadaşlar fren pabucunun olduğu yer kaynağından koptu. Oranın da tekrar kaynak vesaire yaptırılması gerekiyor. Bir de ucu eski tip olduğu için yeni tip pabuçlara da uymuyor arkadaşlar. O yüzden öyle bir sürü sıkıntısı var. O yüzden onunla uğraşmak istemedim. Ama bu şekilde de bayağı kötü olduğunu hatırladım açıkçası. Gerçekten çıkmaz bir yola girdim diyebilirim. Bazı bir yorum gördüm arkadaşlar. Arkadaş şey demiş. Bisikleti hani tekrardan şasiyi sen yap, kendin amortisör ekle demiş. Tabii bu yapılabilir ama bu kitin esas amacı yani bisikletle uğraşmadan, kaynak vesaire uğraşmadan sadece civata sıkarak bisikletleri motora çevirmek. Yani bunun amacı bu olduğu için zaten bunun fiyatı bu kadar fazla. Onun dışında bu kadar çok kişi satın alabiliyor. Yoksa şasi yapılabilseydi, yani şasi yapmak isteseydim direkt bu kiti almaz, başka bir motor alırdım. Bu parayı bu motora vereceğime, daha güçlü motora daha fazla para, aynı parayı daha fazla güçlü motora verirdim. O zaman da bisikleti kendim yapardım. Tabii bisikleti kendin yapman için bir kaynak makinenin olması gerekiyor. Güzel bir şekilde kaynak bilmen gerekiyor. Ben kaynak açısından çok tecrübeli değilim. Daha önceden yaptım ama çok fazla tecrübeli değilim. Kendim de yapıp ölüme de gitmek istemiyorum açıkçası. Bir de onun dışında hani uğraşmayı ben de seviyorum ama en basitinden bir kaynak makinem yok. Şu anda kaynak makinesini alacak durumum da yok. O yüzden maalesef bu şekilde idare etmek zorundayız. Yani dediğim gibi sonuç olarak bu şekilde. Şöyle videoyu da yavaştan bitirmek istiyorum. Biraz uzun bir video olmuş olabilir. Ama siz de zaten uzun video istediğiniz için ben de bu sefer uzun video çekmeye karar verdim. Kısa olunca biraz kızıyorsunuz bana. Şöyle gördüğünüz gibi debriyaja basıp frene bastığınız zaman motorun güçten düştüğünü fark ediyorsunuzdur. Çünkü debriyaj tam anlamıyla kavramadığı için güçten düşürüyor frene bastığınız zaman. Yani yarım kavradığı için yine de motor boğuluyor açıkçası. Yollar da çok kötü ya. Zonguldak yolları ayrı bir kötü arkadaşlar, onu da söyleyeyim buradan. Hem bayırlı hem de yerler çok kötü gördüğünüz gibi. Yollar, buralar ne kadar tamir edilirse edilsin sürekli bozuluyor. Hala bir çözüm bulunamadı. Çözüm olsa bile yapmıyorlar yani, açıkçası öyle söyleyeyim. Neyse, çok fazla uzatmaya gerek yok. Zaten birazdan videoyu bitireceğim. Bu arada beni Zonguldak memleket hasretiyle yanıp da izleyen takipçiler var. Onlara da buradan selam yollamak istiyorum. Umarım bugün yakalanmadan güzel bir şekilde şu videoyu bitirebilirim. Evet, demin geldiğim yere tekrardan geldim gördüğünüz gibi.
Şöyle bayırı çıkıyoruz. Bu arada hız devir arttığı zaman aynı şu şekilde titreşim yapıyor. Şu an kamera görüyor mu bilmiyorum fakat şu an görüyor sanırım. Aynı bu şekilde titreşim yapıyor arkadaşlar ve hızlı gittiğim zaman arkayı net bir şekilde göremiyorum. Şöyle yavaşlayıp tekrar göstereyim aynı. Şu an gördüğünüz gibi net ama hızlı gittiğim zaman titreşimden bulanıyor arkadaşlar. Bu da aynanın içinde şu şekilde aynanın oynamasını sağlayan bir parça var. Bu parça yüzünden titriyor. Ama şu aynayı ben arkadaşlar direkt yapıştırdım. O yüzden o hız anlığında çok fazla bunun gibi bulanmıyor ama yine titreşim oluyor açıkçası. Aynalar da bu şekilde aslında. Dediğim gibi bu videoyu pek fazla uzatmak istemiyorum. Zaten çok benzin de yok. Açıkçası yağım yok. Sanayi vesaire de kapalı olduğu için yağ da alamıyorum. Petrol ofisindeki yağlar da arkadaşlar baya kötü. Yani motoru zarar vermek istemiyorum o yağlarla. Açıkçası buradaki petrol ofisinde kaliteli yağ yok ama direkt Zonguldak'ın merkezinde arkadaşlar kaliteli yağlar var. Merkezine de gitmek yasakta da merkezine gidemeyeceğime göre. O yüzden yine böyle bir çıkmaza girdim. Gördüğünüz gibi zabıtalar da sürekli olarak geziyor. Ben yine motoru özlediğim için biraz yolu uzattım. Şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Buradan geri döneceğim. Şöyle. Bakın debriyaja basıp frene basıyorum. Motor güçten düşüyor. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle göstereyim. Bu arada debriyaj mantığını da çalışırken anlatacağım birazdan. Nasıl çalıştığını. Şöyle motor boğuldu biraz. Evet. Düze geçtiğim zaman daha da düzeldi. Böyle vlog tarzında videolar çekmek gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Sizler de birçoğunuz videoları beğeniyor. Böyle videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle durmak istiyorum ve şu an lastiği kaldıracağım. Gördüğünüz gibi lastik dönüyor. Bu da debriyaj yarım kavradığı için deminden beri söylüyorum. Şöyle evet şu an motor stop etti. Gördüğünüz gibi debriyaj dediğim gibi sorun çıkartıyor. Dediğim gibi arkadaşlar video bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.